Abicim ekonomi sizce nasıl? Berbat. Efendim sizce ekonomi nasıl diye soruyoruz. Berbat. Ekonomi nasıl? Efendim abi? Ekonomi nasıl? Çok kötü. Niye kötü? Öyle. Dolar 8 lira oldu farkında mısın? Oo bu ne ya? Vallahi ya. Bu ne ya? Nasıl olacak hocam? Çok kötü. Millet yorum yapmaya korkuyor. Niye öyle oldu abi? Neden mi? Ya acaba beni FETÖ'den içeri mi atarlar? Korkusu var işte insanlarda. Ülkeyi şeye çevirdiler. Korku ülkesine çevirdiler. Bu da ne biliyor musun? Polis devleti, asker devleti oldu. Bu çok kötü oldu. İnsanlar rahat değil. Şuradaki kalabalığı bilirsiniz değil mi? Ya tamam belki hani koronadan diyeceğim ama bu çok etkilememeli ya. Bu kadar olmamalı yani. İnsanların nasıl öldüğüne baksınlar ülkede. Hani diyoruz ya işte cani babalar çocuklarını öldürüyor, eşlerini öldürüyor. Ya bu geçim sıkıntısından ya biraz orayı araştırsınlar. Adam bunalıma giriyor, iş güç yok, kadın konuşuyor, öldürüyor. Karşıyım ama o hale gelmiş yani. Ben demek istediğim... Öyleydi böyle dolar 8 lirayı geçti şu anda. Burası çok önemli işte. Diyor ya burası çok önemli. Ekonomi nasıl? He? Harika ekonomi. Ne? Ekonomi? İyi. İyi mi? Dolar yükseldi 8'e çıktı. Bize vuramaz mı yani? Sevgili dostlar bugün Adana'dayız. Adanalılara ekonomiyi soracağız. Bakalım onların tepkileri neler olacak. Efendim ekonomi sizce nasıl? Çok kötü. Abicim nasıl işler? Çok şükür uğraşıyoruz abi. Abi etkiledi mi doların yükselmesi? Çok etkiliyor her şeye dolar. Efendim? Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi berbat. Neden böyle abi? Ya şimdi beni konuşturma. İnsanlar da bilinçlensin. Yani insanlar bilinçlensin diyorsunuz da yani insanlar gerçekten bilinçlenmiş de yani temel neden şeydir bir ülkede bir yönetim şekli değişti. Bu yönetim şekli bizim ülkemizde topluma tutmadı. Dolayısıyla ekonomi de bildiğin gibi ya insanlar bugün dolar 9'a dayanmış. 8'i geçti abi evet. 9'a dayanmış. Euro işte 10'a dayanmış. Ne bileyim yani şimdi halk halkta da büyük bir şey var, tedirginlik var. Yani konuşamıyor, içini dökemiyor. Şimdi baskıcı rejimler böyledir biraz. Nasıl olacak abi herkes susarsa? Yani gerçekten muhalefet, demokratik muhalefet bir araya gelmesi lazım. Bu ülkede bir yani bir rejim de şey bir hükümet değişimi olması gerekiyor. Yani çünkü gişat iyi değildir. Evet. Yani görüyorsun burada insanlar dokundu mu neler söylüyorlar bak işte. Ne durumda abi? Yani alım gücü gerçekten 2-3 sene önceye kadar %60 düşmüştür. %60 diyebilirim evet. Düşmüştür. Yani 3 sene önceki 100 lira bugün 40 lira olmuştur. Yani 40 lira net olmuştur. Onun için alım gücü kesinlikle düşmüştür. İnsanlar mutlu değildir. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Bu ülkede gerçekten düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kısıtılmıştır. Düzelme ihtimali var mı? Mutlaka vardır. Bence halk bunları gönderecek artık. Hocam ekonomi nasıl? Vallahi ekonomi... Bunu bana sormayın beni. Ona sorun. Hayır bunu bana sormayın. Staff mıyız? Gencim ya 16 yaşındayım ben. Tamam işte senin geleceğinle ilgili konuşalım. Vallahi bence ekonomi iyi değil ya. Neden iyi değil? Çünkü şu an dolar 7,5. Aynen 8'i geçti yani. Bence gidişat hiç iyi değil ya. Nasıl olacak böyle? Nasıl devam edecek? Vallahi bir fikrim yok ama iyi gitmiyor. Erdoğan iyi yönetiyor mu sence ülkeyi? Ya bence yok ya. Doların 8 lira olması yani yükselmesi bence iyi yönetti anlamına gelmez. İyi yönetseydi 2,5, 1,5, 3 civarında falan olurdu. Peki 2018 yılında dedi ki bana dedi yetkiyi verin, bu kardeşinize güvenin. Dolar nasıl düşüyor görün dedi. Başaramadı mı yani? Yani bence başaramadı ya. Ama yapamayacağı anlamına gelmez. Belki yapabilir yani. Nasıl yapacak sence? Nasıl yapacak? Başka biri gelerek, yani başımıza başka biri geçerek. Ülke düzelmesi için başkası gerek. Aynen. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Sohbet edelim mi? Vallahi ben... Sen esnafız herhalde. Esnafım ben. Nasıl abi işler? Vallahi işler yani inişli çıkışlı ya. Virüs etkiledi yani bizi. Dolar etkiliyor mu? Tabii etkiliyor yani. Biz oldu şimdi. Bizim hepsi yani dolar üzerine olduğu için yani fiyatlarda yani çıkış var yani. Tekstil üzerine diyorlar ki tekstil yerli diyorlar. Yani ne kadar yerlidir bilemem ama kumaşın çoğu Çin'den geliyor yani. Evet. Çin'den geliyor. Tabii dolar üzerine. Kumaşı alışı ödemesi dolar üzerindedir. Ondan sonra TL'ye döner ama dolar bazı üzerinden TL'ye dönüyor. Tabii o da fiyatları etkiliyor yani. Biraz fiyatlar yüksek yani. Gücü var mı abi vatandaş? Düşük. Yani isteyen istediğini alabiliyor mu? Yok alamıyor. Peki nasıl olacak böyle? Yani bunlar temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlar ama bilmiyorum artık yapacağım. Yani devlet artık nasıl bir plan uygular, nasıl bir şey yapar bilemem.
Ama vatandaşın şu an alım gücü düşük yani. Peki sence düzelme ihtimali var mı? Olabilir, düzelebilir yani. İyi bir yönetimle düzelebilir yani. Her şey yönetim ve hükümete bağlı yani. Hükümet kötü mü yönetiyor sizce şu anda süreci? Bence tam yönetemiyor. Selamünaleyküm. Abi nasıl işler? Teşekkür ediyorum. Çok şükür iyidir. İşler yolunda mı? Elhamdülillah. Bu krizden dolayı iyidir. Hamdolsun. Allah devletimizi başımıza eksik etmesin. Biz işimizden memnunuz. Çok şükür sorun yok. Satışlar iyi mi? Yani vatandaş alabiliyor mu her istediğini? Eskiye nazaran olmasa da idare eder. İyidir. Ne kadar düştü sence abi geçen seneye kıyasla? Düştü. Ne kadar? Tam diyemem ama düştü. %10, %20. %15 düştü. E peki abi dolar etkiliyor mu senin fiyatları? Çok etkili. Bunu vatandaşa yansıtamıyoruz. Çünkü vatandaş hemen dolardan eurodan bahsettik mi tepki gösteriyor. Gerçekten de dolarla eurodan dolayı sıkıntılıyız. Vatandaşa yansıtmazsan sen zarar edersin. Yansıtamıyoruz. Yansıtamıyoruz. Vatandaş almıyor. Sorun çıkar. O yüzden TL ile idare ediyoruz. Şöyle, fiyat artışı yapıyor musun? Yapmak zorunda kalıyor musun? Yapıyoruz. Vatandaşa yansıtamıyoruz. Yansıtak almaz. Ha, söylemiyoruz diyorsun. Evet ama dolarla gerçi dolar yürüyor mahvetti bize. Abi tekstil yerli diyorlardı. Tekstil yurt dışından mı geliyor? Yok. Yurt dışına gelmiyor yerli ama bize yansıtıyorlar. Firmalar, imalatçı firma yansıtıyor bize. Dolara zam geldi, yürüye zam geldi diye bizi etkiliyor. Evet. Yoksa dediğin gibi çoğu Adana'da, Bursa'da, İzmir'de çıkıyor. Antep'te çıkıyor ama yansıtıyorlar bize. Nasıl olacak böyle abi sence? Düzelir mi bir şeyler? Ya Allah devleti başımıza eksik etmesin. Düzelir düzelir. Böyle gidecek değil. Mutlaka düzelir ama geç ama erken düzelir. Böyle gidecek değil. Peki şu anki iktidar mı düzeltebilir yoksa başka birinin gelmesi mi gerekiyor sizce? Ben şu andaki iktidara memnunum. Güveniyorum. Peki. Ekonomiyi soruyoruz abi. Sor abi Allah'a şükür her şey dört dörtlük gidiyor. Bir daha söyle abi. Çok şükür elhamdülillah. Her şey dört dörtlük gidiyor. Çok güzel. Alım var mı abi? Alım gücü nasıl? Var. Her şey iyidir abi. Alan da satan da herkes memnundur. Esnaf olarak çok şükür herkes geliyor. Bak her taraf insanlarımız karabalıktır. Çok şükür bir an bu hastalığı da inşallah yeneceğiz. Ülkemiz güzel günler bekliyor bizi. Yani dolar 8'i aştı şu an. Abi bir şey olmaz, biz dolarla gerekirse çalışmayacağız. Kendimize yeteriz Allah'a şükür. Bu kadar insanımız var. Yan komşu diyor ki dolarla geliyor bunlar. Peki senin cebinde dolar var mı? Bir sor bakın de sen dolarla mı çalışıyorsun? Bir sorsana kendisine. Yok kardeş, Türk parası. Biz Türkiye Türk paramızla geçeceğiz abi. Allah'ın izniyle bütün ülkelere kafa tutacağız. Peki neden yükseliyor dolar? Ya bir Amerikan'ın oyunudur. Böyle istiyor. Gavurun parası değerleniyor işte. Biz de ona kanmayacağız. Biz de o tuzaklara düşmeyeceğiz. Bizi yükseltelim abi. TL'yi yükseltelim biz de. O tabii ki bizim devletimizin vereceği karara da saygı duyacağız. Niye yükseltmiyor? Vallahi onu da Cumhurbaşkanımıza sormak lazımdır. Kendisinin elindedir. Her şey şu anda onun elindedir. Vatandaş şikayetçi abi, alamıyoruz diyor. Abi yok ya, sen vatandaşa bakma. Herkes iyidir. Herkesin 10 milyarlık araba olmuş 100 milyar. Bir dakika. Dolar yok. Gel abi gel, dahil ol gel. Gel konuş. Gel konuş. Kısaca de ki herkes yastığın altındaki dolarları bozarsa bu sefer kimse dolar olmadığı zaman bu sefer dolar dibe düşecek. Ama herkes dolar yükselecek. Alıyor. Tabii ki yükselir. Bu bir gerçek. Peki abi şunu sorayım. Neden dolar yükseliyor? Neden dolar yükseliyor? Doların yükselmesi nedir? Avrupa ülkelerinin yavaş yavaş şu an yıkılışı oluyor. Anladın mı? Biz büyüdükçe onlara dünya, dert oluyor. Dünyayı sömürdükçe artık sömürecek yerleri kalmadı. Artık ne olacak? Müslüman devletlerine saldırır. Onlar da artık bir araya gelince güçlenince kendi güçleri bu sefer kayboluyor. Kaybolunca ne oluyor da? Şu an Amerika dünyada bütün ülkelere borçlu. Bütün ülkelere borçlu. Borçlu olduğu için artık kendi borçlarını kapatmak için bir yerden bir şeyler, bir enflasyon yapmaya çalışıyor. Ama onu da yapamıyor. Bize müdahale ediyor yani, doğru mu? Tabii ki. Zaten direkt mi bize müdahale ediyor? Onun yanındakiler, yandaşları zaten içimizde var işte, görürüz. Abi şunu sorayım. Neden biz buna müdahale etmesine izin veriyoruz? Niye bizim işimize gücümüze hemen karışıyor? Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bir ülkede yaşıyorsun. Mesela benim ülkem 85 milyon nüfusum var. 85 milyon nüfusun içerisinde 20 milyon bozuk çıkar. İster istemez. Ha bu 20 milyon bozuk da ne yapar? Zaten hastaneye sığmışlar, devletin içerisine sığmışlar, ondan sonra sana dinin içine sığmışlar, her yerden, nereden ne koparabilirsen hesabı. Ama bu yaptıkları sistem de çöktü artık, bitti yani. Artık onların sonra yavaş yavaş çöküşü geliyor zaten. Fazla değil, sen şöyle 2023-2024'ten sonra gel, her şey daha çok değişecek. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Oğul,
İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun, güçlüsün, kuvvetlisin, kelamlısın. Ama bunları nerede nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı, iradene sahip olmalısın. Dünya senin gözlerinin gördüğü kadar büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görünmeyenler ancak senin fazilet ve erdemliğinle gün ışığa çıkacaktır. Ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Üç kişiye acı, cahiller arasında alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken de itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar da emniyette değillerdir. Haklı olduğunda mücadele edenlerden korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Kalkar muhabbetin, itibarın olmaz. Süpersin. Hocam ekonomi nasıl diye söyle. Ekonomi berbat. Dolar bugün 8 lira oldu. Ne olacak? Muz yiyelim, boş verin. Hocam ekonomi sizce nasıl? Vallahi mahvolmuşuz ya. Bu virüs bizi mahvetti. İşimizden olduk. Yani kriz gelir ya bence bu gidişle. Kaç aydır işsiziz? 5 aydır işsiz işte. Ödenek alıyoruz. Destek alıyoruz. 1 milyar 170 lira. Neyimize yetecek yani o? Sigara içiyoruz. Aylık zaten 400 lira sigara yapıyor. Bunun yiyeceği var, içeceği var. Nasıl olacak? Sizce krizin geldiğini anlamak için ne olması lazım? Yani şu an zaten işsizlik var. Bir. İkincisi, yani her şey pahalanmış. Yani bir ekmek olmuş 1,5 lira. Bir yemek yiyorsun. En kötü şartlarda gidip bir lokantada bir yemek ye 15 liraya. 15 lira. Bir adam mesela evli bir adamı düşün yani. Bu evini nasıl geçinilir? Elektrik suyunu nasıl verecek? Bir de kiracı olduğunu düşün. Hayat zor. Sence bu saydıkların krizin göstergesi mi? Göstergesi abi, başka ne olabilir ki? Peki, iş bulma umudun var mı? Vallahi şu an yok yani 4-5 aydır boştayım, bakıyorum 50 yere başvuru yaptım. Yani hiçbir yerden haber gelmedi. Bir iş ilanı oluyor mesela 1000 kişi 2000 kişi başvuruda bulunuyor. Şimdi sizin için diyorlar ki iş beğenmiyorlar. Ne alakası var ya? Biz her işi yapıyoruz. Hani adama diyoruz ki bu işi yapabilir misin diyor. Yaparım diyor. Tamam diyor, haber veririm diyor. Mesela aradan kaç gün, kaç geçiyor, arıyor adamı. Ne oldu abi? Başka adam almışız. Nasıl olacak peki sence böyle? Vallahi gidişat iyi değil ya. Umudun var mı? İyi düzelir miyiz? Vallahi zor ya, bu şartlarda zor. Ne olması lazım sence? Ne olacak ki düzelecek? Vallahi bilmiyorum artık ne desem. Peki yarın bir seçim olsa kime oy verirsin? Ya onu söylemeyeyim ben ya. O da kalbinde ben... biri? Yok, şu an gözümde kimse yok ya. Kalbimde kimse yok. Daha önce kime verdin en son? Daha önce hiç kullanmadım ya. Yok. Ekonomi sizce nasıl? Berbat. Neden ben böyle? Esnafım. Bilmiyorum. Esnafım dediniz. Nasıl işler ablacığım? Kalbiniz kaplama yapıyoruz. Oluyor mu iş? İş var ama dolardan dolayı malzemeler çok yüksek olduğu için zarara giriyoruz. Bakan diyor dolarla mı işiniz, maaş alıyorsunuz? Ne işiniz var dolarla diyor? Mecmur dışarıdan geliyor bizim, siyanür olsun. Kostik olsun, çinko oksit olsun, parlatıcı olsun, hepsi dışarıdan gelenler. Dolarla asıl işi olan biziz. Evet, evet. Peki alım gücü var mı abla? Yok, şu anda yok. Siz bir vatandaş olarak markette, pazarda nasıl şey? Market, pazarda pahalı. Elektriği ödeyemedin dedi. Evet, şu anda onun için uğraşıyorum, açtırmak için. Kapandı mı? Evet. Dükkanın mı, evin mi? Dükkanın. İş de yapamazsın. Yapamıyorum.